Merhabalar, bugün çok güzel bir bonfile yapacağım sizlere. Yanımda da iki tane farklı, ete çok yakıştığına inandığım, bir tanesi Café de Paris sos, diğeri de Demi Glace sosumu yanlarına servis edeceğim. Ve bunları evinizde de misafirleriniz, soslu yemek isteyen misafirleriniz için de sunabileceğiniz çok güzel bir ürün olacak. Şimdi malzemelerimiz neler? Tabii ki güzel bir bonfilemiz, döküm tavamız, iki tane sosumuz ve soslarımızı sıçacağımız sos kaplarımız. Her şeyimiz hazır. Hemen başlayalım. Evet, döküm tavamızın ısısını hemen kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4. Evet, elim yandı. Döküm tavamız ısınmış, hazır. Çok önemli bir şey anlatmak istiyorum. Mendilimsi yağ yapısını oluşturmak gerçekten iyi bir beslenme programı, doğal besinlerle ve çok kaliteli bir ırkla mevcut olabilir. İnsanlar bu mendilimsi yağ dokusunu sinir veya kas zannedebiliyorlar. Bakın, bonfile hayvanın içine doğru büyüyen tek ettir. Genetik olarak, yapısı olarak etin içinde kesinlikle sinir ve lif yoktur. Ama bu şekilde mükemmel üst seviyede bir kaliteli bonfilenin içerisinde görebileceğiniz mermerimsi yağ dokusu vardır. Bu da ulaşılması zor bir ettir. Bu bilgiyi çok vermek istedim. Çünkü bazen insanlar tam bilgiye sahip olmadıkları için bunu kas zannedebilirim, sinirli bir et geldiği zannediyor olabilirler. Bu arayıp da bulamadığı insanların ama sizin her zaman etin en iyisini bulabileceğiniz bir et. Etimi bolca yağlıyorum ve deniz tuzumla tuzluyorum. Evet. Bu sırada soslarım nelerdi? Etin en iyisinden çok rahat bir şekilde alacağımız Demi Glace sosumu sos kabıma döküyorum. Hemen kendi kendine atılacaktır. Onu da kısık ateşte yapacağım. Diğer bir sosum Café de Paris sos. Hemen onu da sizler için tavama atıyorum. Onun da altını hemen açılan ve hazır olan bir sos. Ve sıra geldi etlerime. Hemen etlerimin mühürlemesini yapmak için döküm tavama yolluyorum. Evet. Etimizin içerisindeki mermerimsi yağ dokusunu görebiliyor musunuz? Kılcal damarlar gibi yayılmış. Bu o kadar büyük bir lezzet verecektir ki ete. Pişerken onlar yumuşayıp eriyecek. Ve etinizin içinin hem yumuşak, hem lezzetli, hem aromatik olmasını sağlayacaktır. Etlerimi bugün dikkat ettiyseniz düz bir tavada pişiriyorum. Çünkü bazen sizlerden sorular alıyorum. Hep çizgili tava yapıyorsunuz, düz tavada tat değişir mi? Tat değişmez. Sadece dış görüntü değişir. Bugün de böyle bir tava tercih ettim. Bakın mühürlemem tamamlandı. Diğer tarafıma geçiyorum. Ve evet, benim her zaman etlerde en çok kullandığım şey neydi? Taze kekik, biberiye ve sarımsak. Ve tabii ki de saf tereyağı. Bunu evde bazen bulmakta zorlanıyorsunuz. Hatta ben çok karşılaşıyorum. Siparişlerinizin altına taze kekik veya biberiye varsa yollar mısınız diyorsunuz. Ben sizler için saf, taze baharatlı tereyağı yaptım. Yani hepsini bir araya topladım. Bu tereyağıyla beraber etimi içine attığımda hem kekik, hem biberiyen, hem sarımsağım ve kuru tereyağı yani köpüğü alınmış, tavanızda yanmayacak bir tereyağı oluyor. Bunu da atıyorum ve mühürlememe devam ediyorum. Ben etimi az orta seviyorum ve az orta pişirdim. Tabii ki de baharatlı tereyağımla son bir banyosunu yaptırıyorum. Saf tereyağı, taze kekik, taze biberiye ve sarımsağı içinde hemen etimi tabağıma alıyorum. Evet, şimdi sıra geldi soslarıma. Soslarımı tabağımın yanında daha güzel bir şekilde sunuyorum. Demi Glace sos ve Café de Paris sos. Siz de etin en iyisinden alıp evinizde misafirlerinize etlerinizi yaparken yanına da sosları rahatça verebileceğiniz iki ürün. İkisi de ete çok yakışır. İkisini de afiyetle yiyebilirsiniz. Misafirlerinize de bu şekilde bir tabak hazırladığınızda çok da hoşuna gidecektir herkesin. Üzerine de taze kekik ve biberiyelerle sos yaparız. İşte bu şekilde mükemmel bir tabağınız sosuyla afiyet olsun.